sıvı tüketiyor dediniz yani. İlk 6 ayda hastamızın sıvı tüketmesi gerekiyor. İlk 1 ay. 1 ayda İlk sıvı tüketecek. Ay. Peki sıvı derken hocam çorba. Sıvı, evet, sıvı beslenme. Şimdi bu ameliyatın aslında ben komplikasyonlarına değineyim. Biz niye ilk 1 ay onu yapıyoruz? 1 ay adaptasyon dönemi. Çünkü bu teknikte mideyi antrum dediğimiz en alt kısımdan yukarıda tam yemek borusunun giriş kısmına kadar dikine endogia dediğimiz özel stapler cihazları bunlar. Onlarla hem kesiyoruz hem dikiyoruz. Böylelikle o fazla olan genişleyen kısmı almış oluyoruz. O dikiş hattında ufak kaçaklar olabiliyor ama %3'ün altında. Tüm dünyanın verisi bu. Biz hiç kaçak görmedik. İnşallah hiçbir cerrahın da başına gelmez. Ama olsa bile bu kaçaklar çok hafif bir küçük kateter konularak dışarı alınırsa zaten o kendini hemen kapatıyor. Biz bu bir aylık süreci hem adaptasyon dönemi hem de mideye fazla gergin olmaması için. Mideye fazla ağırlık vermeden. Evet, o dikiş hattının rahatlaması, tam iyileşmesi için o dönemi böyle sıvı gıdalarla geçirmeye çalışıyoruz. Peki suyun önemi nedir hocam ameliyatta? Çünkü normal bir insan günlük 2 litre, 3 litre su içmelidir. Evet. Sabah kalkar kalkmaz ve bunu alışkanlık haline getirirsek su tüketimi insan vücudunda çok faydalı. Peki ameliyat olduktan sonra suyun önemi nedir? Normal insanlar kadar. Yani günde 3 litre her insanın zaten su alması lazım. Bizim sleeve gastrectomy yaptığımız, tüp mide yaptığımız hastalarımızda da zaten bizim miktarımız bu kadar. Ama beslenme tarzında mesela çorba ağırlıklı, işte daha sonrasında yumuşak püre ağırlıklı o tür beslenmeler geçici ama birinci aydan sonra ikinci ay sonra tamamen siz ben ne yiyorsak aynısını onlar da yiyorlar. Ama daha az yiyorlar. Doyuyorlar çünkü hemen doyuyorlar. Hormonal anlamda da zayıflama başlıyor. Yedikleri mesela biz oturduğumuzda diyelim ki 5 tane köfte yiyeceksek o 2 tane köfteyi zor yiyor ve doyuyor. Aslında vücuda da gerekli olan miktar o kadar. Daha sonra yine yeşilliğini, her şeyini onlar yiyebiliyorlar. Tabii ameliyattan sonra dikkat etmesi gereken faktörler de gıdalarına, beslenmelerine dikkat etmeleri, hareketlerine dikkat etmeleri. Diyetisyenin dediklerine uyacaklar. Diyetisyenin takibini bırakmayacaklar. Çünkü orada ara ara biz de dahiliye, ekibimizdeki dahiliyeci de elektrolitleri, sıvı dengesini vesaire hormonlarını dönemsel olarak kan tahlili olarak yapılıyor. Bunların mutlaka yapılması gerekiyor.